son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan, Allah'ın yardım ve ihsanıyla yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa, sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölü, her yeni eski. Evet, ben öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyor. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah Sermi, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulü'dür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkar. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, Namusu Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydı. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. Değerli misafirlerimiz, Eroğlu Spor Kulübü olarak Mevlid Kandili münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz gece hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıl dönümün tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve adalet getirmesi dileğiyle programımıza başlıyoruz inşallah. Başlamadan önce de çok kısa bir şey hatırlatmak istiyorum. Arada boşluklarımız varsa eğer ayakta kalan yaşlı insanlar var, onlara bakıp yardımcı olabilirsek rica edeceğim. İnsanlığı şefkat ve merhametle tanıştıran, ilmek ilmek sevgiyle dokuyarak, şefkat ile örerek bir rahmet toplumu inşa eden Yüce Peygamberimize selam olsun. Bizler iyi kötüden ayırt etmeyi, birbirimizi sevmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, ahlakın güzelliklerini, dürüstlüğü, doğruyu, erdemli olmayı, hoşgörünün en mükemmelini, insana saygının en yücesini, şefkat ve merhametin sınır tanımayan boyutunu, adaletin en güzel örneklerini, kısacası her şeyin en iyisini ve en güzelini, o rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Eroğlu Spor adına
bu gece buraya teşriflerinizden dolayı onlar adına ben hepinize şükranlarımı sunarım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Size kısaca programdan bahsedeyim. Açılış için biraz sonra hocamız Kur'an-ı Kerim okuyacak. Daha sonra Erol'u Spor Kulübü Başkanımız Şenol Yurtseven bir konuşma yapacak. Mevlid programımız İlahi ile beraber devam ettikten sonra inşallah müftümüz burada olacak. Bir müftümüzün konuşması ve duası var. Kapanışımızdan sonra da arka tarafta sizler için hazırlamış olduğumuz masalar var. Sağlı sollu olarak bayanlar ve erkekli olarak ikramlarımız var. Bilginiz olsun. Şimdiden hayırlı olsun gecemiz inşallah. Şimdi açılış için Kur'an-ı Kerim okuyacak hocamız Zeytinburnu Ülker Camii İmam Hatibi Mehmet Erdoğan hocamızı, Sayın Mehmet Erdoğan hocamızı buraya davet ediyorum. Buyurun hocam, Mehmet hocam, Mehmet Erdoğan hocam, hoş geldiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن الشاكرين
Oh!
الجنود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم الفاتحة Mehmet Erdoğan Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Aramızda Zeytinburnu Protokolü'nün değerli misafirleri var. Onların da ismini söylemekte fayda var. Bahattin Ünver bu arada AK Parti ilçe başkanı rahatsızlığından dolayı Sayın Bahattin Ünver gelemedi. Selamlarını iletti herkese buradaki. AK Parti ilçe başkan yardımcısı Sayın Ömer Yıldız, Saadet Partisi ilçe başkan vekili Sayın Semih Deniz, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Aday Adayı Sayın Mustafa Fazlıoğlu, Saadet Partisi İlçe Belediye Başkan Adayı Sayın Kemal Hayırlıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Belediye Başkan Adayı Sayın Fethi Ahmet Alparslan, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi Sayın Fikret Konya, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Meclis Üyeleri Sayın Cengiz Han Bahçekapalı, Sayın Resmiye Gök, Sayın Mehmet Koç ve Sayın İlkay Biber, Seyit İzan Mahalle Muhtarı Sayın Ömer Algül, Gökalp Mahalle Muhtarı Sayın Celal Ertuğrul, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Sayın Nadiye Polat, Sosyal Demokrasi Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İktisatçı Sayın Salih Zeki Durmuşoğlu, Diyabetliler Engelliler Derneği Gençlik Kolları Başkanı Sayın Serdar Kurtuluş. Hepsine değerli misafirlerimize bir alkış alalım. Daha sonra programımız devam edecek inşallah. Ben çok avucunu almışım. Bu arada bu geceyi düzenlemekte emeği geçen Sayın Erol Spor Kulübü bütün yöneticilerine, maddi manevi emeği geçen bütün yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Bu hayırlı gecede sizleri burada topladığı bir hayır için sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yıl dönümünü burada hep beraber Müslüman kardeşleri içinde kutlamak onur verici. Bizden versene. Ben vereceğim de ben. Tek tek al abla evden ele birer tane. Alın içine herkese. Bu beni böyle veriyorum ya abla. Aynen birer tane böyle tek tek. Burada yetmeyen. Ramazan. Hadi canım, bana tutalım.
Hadi yürü. Yunus Emre'nin dilindeki aşk peygamberine, Mevlana'nın dilindeki rahmet peygamberine, Ahmet Yesevi'nin dilindeki hikmet peygamberine, Hacı Bektaşi Veli'nin dilindeki sevgi ve şefkat peygamberine selam olsun. Peygamber Efendimiz'i her varlık sevdi. Onu neler sevmedi, kimler sevmedi ki? Onu her şey sevdi. Bulutlar sevdi onu, güneşten koruyarak. Ağaçlar sevdi onu, toprağı yarıp yerinden çıkarak. Güvercinler sevdi onu, önünde yuva yaparak. Ve biz insanlık sevdi onu, daima anarak. Şimdi geceyi düzenlemekte en çok emeği olan Erol Spor Kulübü Başkanımız Sayın Şenol Yurtseven'i konuşması için buraya davet ediyorum. Başkanım buyurun. Saygıdeğer ilçe başkan vekili, çok saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı, artık adayımız diyoruz, İnşallah ayrıntısıyla yakında açıklanacak, Mustafa Fazlıoğlu. Çok saygıdeğer Cumhuriyet Halk Milliyetçi Hareket Partimizin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ahmet Alparslan Bey. Çok saygıdeğer Saadet Partimizin ilçe başkan adayı Kemal Hayıroğlu. Çok saygıdeğer Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Fikret Konya. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyelerimiz, tek tek sayayım unutursak sevgili. Cengiz Han Bahçekapılı, Resmiye Göç, Mehmet Yılmaz, İlkay Biber. Çok saygıdeğer Gökalp Mahalle Muhtarımız Celal Ertuğrul, Seyit Nizam Mahalle Muhtarımız Ömer Algül, Yeşiltepe Mahalle Muhtarımız Nadiye Polat ve Erol Spor'un çok saygıdeğer yöneticileri, üyeleri, sporcularımızın velileri, hanımefendiler, hepiniz Erol Spor'un düzenlemiş olduğu Mevlüt Kandili programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Saygıdeğer meclisimiz Mehmet Koç hocamı unuttum. Şimdi göz göze gelince kusura bakma hocam.
Spor kulübü. Spor kulüplerine şey vermedik, davetiye vermedik. Genel bir. Şimdi sunucu kardeşimiz çok büyük emekleri geçen Şenol Yükseven dedi. İnanın öyle bir şey yok. Erol Spor çok güzel bir camia. Çok güzel bir yönetim kurulu var. Çok güzel üyeleri var. Bana herhangi bir iş düşmüyor. Allah razı olsun onlara. Tamam. Yıl 571. Yine her yer karanlık. İnsanlar sapıtmış. Cahiliye döneminin en karanlık günleri. İnsanlar kurtuluş arıyor. Mekke'de Rebiül Evvel ayının 12. gecesi. Tam yeri ağrırken Hazreti Muhammed Mustafa yeryüzüne teşrif etti. Salat ve selam ona ve ashabına olsun. O gün birçok mucizeler gerçekleşti. Benzerine rastlanmamış parlaklıkta bir yıldız doğdu. Kisra'nın sarayının 14 burcu çatırdayarak yıkıldı. Dünyaya şeref veren o zat, Mazdeizm'in karanlık inancı içinde kıvranan İran saltanatını 14 yıl içinde ortadan kaldıracaktı. Oğlu Kabe'nin putları baş aşağı yıkıldı. O doğdu mecuselerin bin yıllık yanmakta olan ateş yığınları bir anda sönüverdi. Dünyayı şereflendiren bu zat putperestlik gibi ateşperestliği de bir çırpıda ortadan kaldıracak ve yeryüzünü tevhid meşalesiyle aydınlatacaktı. Takdis edilen meşhur Sahabe Gölü bir anda kuruyuverdi. O zat Allah'tan başka hiçbir şeyin kutsanmaya değer olmadığını ispat edecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek gecede onun yüzü suyu hürmetine yaratılan dünyamıza teşrif edecek. Kutsu hadiste belirtildiği üzere seni yaratmasaydım alemleri yaratmazdım buyurmuştu Mevlamız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ettiği İslam diniyle dünya aydınlandı. Tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet, kardeşlik geldi. Ona inanan toplumlar gerçekten huzura kavuştu. Bu gece Müslümanlar arasında çok büyük coşkuyla kutlanmakta, sevgili Peygamberimizin derin bir saygıyla anılmaktadır. Peygamber Efendimiz doğum yıl dönümünde okunan mevlütleri saygıyla dinlemek, onun mübarek nuruna, ruhuna salat ve selam okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin sevgili peygamberimize olan engin sevgi ve bağımlılığının bir ifadesidir. Arif Nihat Asya Efendimiz'e yazdığı naatta ne güzel söylemiş. Yüreklerden taşsın yine imanla, ütri besteresin tekbirini, evliya okusun Kur'an'la ve Kur'an'ı göz doğruyla çoğaltsın Kayısade Osmanlar. Naatını galip yazsın Mevlidi'ni Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Evet, bugün dünya Hazreti Muhammed Mustafa'ya her zamankinden daha muhtaç. Allah'ın Resulü'nün doğum gününü canı gönülden kutlar. Siz katılan saygıdeğer misafirlerimize hayırlı, uğurlu, uzun ömür diler. Mevlüt gecenizi tekrardan mübarek olsun der, saygılar sunar. Başkanımıza biz de yaptığı konuşmaları da çok teşekkür ederiz. Ne çölde bir kum tanesi, ne kabzada gümüş, ne devrinde bir taş, ne baktığı halde seni görmeyen bir baş. Hayır,
Hayır ya Resulallah, ayağında toz değil, yanında davanda olmak isterdim. Miraç'tan döndüğünde sana inanan Sıddık, heybetiyle şehadete gelen Ömer, Uhud'da Hamza olmak isterdim. Ali olmak isterdim hicrette. Ölümü göze alıp yerine uzanan, gözyaşlarını sildiğin Fatıma, açlıktan taş bağladığında vücuduna, sana sofra açan kardeş olmak isterdim. Değerli misafirlerimiz, şimdi mevlid programımız için değerli hocalarımız gelecek. Bağ Camii müezzini Sayın Kamuran Çam, Konyalı Camii müezzini Sayın Raşit Çatkaya ve ona eşlik etmek üzere grup İhlas'ı sahneye davet ediyorum. Mustafa'ra salavat.
Allah adın zikredelim evvela. Vacibundur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvela. Her işi asan eder Allah ana. Allah adın olsa her işin önü, her kidem öter, olmayanın sonu her nefeste. Allah adın demeden, Allah adıyla olur her işte. Bir kez Allah dese aşk ile misal, dökülür cümle günah mislu kazan. İsmi pakin pak olur zikreyleyen. Her murada erişir Allah diye. Aşk ile gelindi Allah diyelim, derd ile göz yaş ile ah edelim. Ola kim rahmet kıla ol padişah. Bir dil ol birliğine şek yoktur. Gerçi yalnız söyleyenler çoktur. Cümle alem yok iken ol validi. Gani cebbar idi. Valiken ol yol idin sümelek. Arşu ferşu sunayla bunları olvan eyledi. Birliğine cümle ikran eyledi. Kudretin izhardı emmul celil. Birliğine bunları on dedi bir kere var oldu cihan, olma dersen
günahımız sönecek. Birdir Allah, andan artık tanrıyor. Haşredek yerde bu kelam nice haşrola olmaya tamam. Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep. Sıdık ile anın rızasın hım talep. Neyleyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez mansimayı, bana sultanım gerek. Ehli dünya, dünya ehli ukba, ukba da her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek. Ey azizan işte başlar söze bir vasiyet kılarız illa size. Ol vasiyet ki derim her hüküm tutar. Mis gibi kokusu canlarda tüter. Hak Teala rahmet eyle ya ana. Kim beni on bir dua ile ana. Thank you.
Erden sobule bir göreydin nur yüzünü canlar canadı Muhammed biter bütün derdim çilem canlar canadı Muhammed canlar canadı Muhammed can ben kurup çıktı evimden nagehan göklere de nur ile doldu cihan gökler açıldı fetholdu zulem üç melek gördü elinde üç alem biri meşrik biri mağribde ana biri damında dikildi Kabe'nin bildim anlardan kim o halkın yeri kim yakin oldu cihane gelmeyi oğlum gibi hiçbir oğul yaradılar.
senin. Oğlun gibi kadri cemil bir ana. Bu gelen ilm ile dün sultanıdır. Bu gelen tevhid-i irfan kanıdır. Bu gelen aşkına devreyler felek. Yüzüne müştak bir urin sümelek. Bu gece şadan olur erbanı din. Bu geceye can. Arşın nuru yere indi, suyun rengi nura döndü. Hep susuzlar suya kandı. Nurdan kundan sardılar Muhammed'e yüz sürdüler. Muhammed doğdu gece. Ey kardeşler, akar gözden kanlı yaşlar, secde etti dağlar taşlar. Muhammed doğdu gece. Rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'al müslimindir Mustafa. Vasfını bu resme terbib ettiler, o mübarek nura terhib ettiler. Amin eyder çumak tondu tamam, kim vücuda gele ol hayrul elam. Susadım gayet-i hararetten fakir. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. حتى تنالوا جنة ونعيما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام.
سيد الأولين والآخرين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Cennetin yansın
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulullah ve emme ba'd. Muhterem kardeşlerim, öncelikle bizi mümin bir anne babadan yaratan ve mümin olarak yaşatan ve zat-ı uluhiyetine imanla şeref kazandığımız, bizi dünyaya getiren, yaşatan, rızık veren, rahmet ve merhamet eden Rabbi Rahim'imize hamd ve sena olsun. Ve kutlu doğumunu kutladığımız kainatın fahrı, bize hayatı öğreten Kur'an-ı Kerim'in insan suretinde görünümü olan sevgililer sevgilisi bizim Efendimiz Hazreti Ayşe-i Sadık'ı anamıza sordular Peygamberimizin güzelliğini. Mısırlı kadınlar Yusuf'u gördüler. Onun güzelliğinden etkilenerek ellerini kestiler. Onlar benim efendimi görselerdi bıçakları sinelerine saplarlardı dediği kutlu doğumunu kutladığımız Efendiler Efendisi bizim Efendimiz'e mahlukatın nefesleri adedince, Cenab-ı Hakk'ın ilmi adedince salat ve selam olsun onun âline, ashabına, tabi'in ve ehbab-ı tabi'ine ve diğer bütün Rusul-i Kiram'a ve Enbiya-i İzam'a. Muhterem kardeşlerim, Kandil'inizi tebrik ediyorum. Efendimiz'in dünyamızı teşrifiyle onurlandırdığı gibi onun ruhaniyetiyle de bu meclisimizi Rabbimiz onurlandırsın. Onun adının anıldığı, onun yadının geçtiği, ruhu revan Muhammedi'nin şehval aşkı her yerde onun ruhaniyeti vardır. Bugün Bülbül Hoş Eda kardeşlerimiz onu çok güzel zikrettiler. Hocalarımız onun kutlu doğumunu anlattılar. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin o viladet bahri ne kadar da güzel. Onu okudular ve sizler de bu mutluluğa, bu güzelliğe şahit oldunuz. Kandiliniz kutlu ve mutlu olsun değerli kardeşlerim. Bu güzel programın tertibine vesile olan Erol Spor Yönetim Kurulu kardeşlerimize, bu programa katılan hocalarımıza, siz sevgili kardeşlerimize, bu programı şereflendiren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, azıcık da olsa, en muhtasarından, en kısasından da olsa, mesela kutlu doğum günlerinde Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar dağıttık sizlere. Siyer-i Nebi kitapları dağıttık. Biraz daha kalınları, biraz daha kalınları olabilir ama en muhtasarı da olsa her Müslüman bir Peygamberimizin hayatını okumalı. Peki, Peygamberimizin hayatını okuduk. Yeter mi? Yetmez. Anlamalıyız. Şimdi tohum nedir tohum? Tohumu toprağa atarsınız. Toprakta tohum rutubet ve ısıyla buluşur ve tohum çatlar. Çürümeye yüz tutar. Kapkaranlık bir dünyada, çok farklı bir atmosferde patlar, çatlar ama sinesinden bir ruşeyn verir. Sizin elinizdeki güller gibi. O ruşeynden yüzlerce, binlerce, milyonlarcası yetişir. Bir buğday tanesinde milyonlarca buğday saklıdır. Küçücük incir çekirdeğinde koskocaman incir ağacının tarihçeyi hayatı gizlidir.
bir cevizde her tarafa dal budak salmış koskocaman cevizin tarihi hayatı saklıdır. İşte kainatın fahrı Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim için tohum olmuş. Babasını kaybetmiş, anasını kaybetmiş, dedesini kaybetmiş. Sonra amcasının yanında Ebu Talib'in yetimi demişler ona. Ebu Talib'in yetimi. Sonra 40 yaşına ermiş, 25 yaşında en şanslı ve en büyük kadın, kadınların en büyüğü Hazreti Hatice validemiz de izdivacı hayat yapmış. Hayatlarını birleştirmiş ve sonra meyveler vermiş. Nesli neslimize kadar, günümüze kadar ve kıyamete kadar uzayacak Efendimizin nesline dairelik yapmışlar. Sonra Cebrail ile buluşmuş, tanışmış ve kainatın sahibinden kainatın fahrına mesajlar gelmiş. O mesajları bize ulaştırmak üzere o günkü insanlara ulaştırdığında kimse ona inanmamış. Akrabaları, başta amcası, babasının kardeşi Ebu Talib, Ebu Leheb ona karşı çıkmış. Yengesi Ümmü Cemil yoluna taş atmış, diken atmış. Köyünden, kentinden sürgüne gönderilmiş. Aç bırakılmış, açıkta bırakılmış. Gittiği yerde de rahat bırakmamışlar. Medine'de de rahat bırakmamışlar. Onu ve ona inananları yok etme adına her türlü desiseyi, her türlü ihaneti, her türlü zulmü reva görmüşler. Ama vallahu yasifke minennas sırrı her defasında tecelli etmiş. Allah Celle Celaluhu seni insanların şerrinden, insanlara karşı koruyacaktır. Allah hep korudu onu. Hep Allah'ın siyaneti içerisindeydi. Orada da sabit bırak, o rahat bırakmama adına orada zulmetmişler. Bedir, Uhud'da, Bedir, Medine'dedir. Uhud Medine'de, Hendek Medine'de, Hendek'i kazarken 3 gün ağzına bir lokma ekmek koymamış. Organları dağılmasın diye karnına taş bağlamış. Dişi kırılmış. Kan revan içerisinde kalmış. Cibril Emin ve müekkel melek gelip ya Resulallah emret bunları yerin dibine geçirmeyeyim dediğinde Taif'te Allahümme ehdi kavmine, Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lifun demiş. Allah'ım kavmime hidayete erdir. Zira bilmiyorlar. Bilseler yapmayacaklar demiş. Her şey gitmiş. Dünya adına bir insanın yaşayabileceği her türlü sıkıntıyı yaşamış. O bizim için çekirdek olmuş. İşte o çekirdeğin sinesinden dünyanın her tarafına, doğuya, batıya, güneye, kuzeye, her tarafa ruhu revan-ı Muhammedi şehbal açmış. Güneşin doğup battığı her yerde onun adının anılması gerekir. İşte onun dalı budağı günümüze kadar gelmiş. İşte sizler de, bizler de o ağacın birer meyvesiyiz. İşte bu meyveler bulunduğu yerde yeknesak durmamalı. Hayatı dünyadan kam alma adına, dünya lezzetleri ve zevkleri adına bir hayat yaşamak için yaşamamalı. Eğer böyle yaşarsak o zaman tohuma ihanet etmiş oluruz. İşte o meyvenin tohumu dünyanın her tarafına dal budak salmalı. Peygamberin adının anılmadığı hiçbir kör nokta kalmamalı. Ezanın duyulmadığı hiçbir yer olmamalı. Ama bütün bunlardan önce Müslüman iyi bir Müslüman olmalı. Ahlaklı, edepli, akrabalarına saygılı, anne babasına saygılı, komşularına saygılı, elinden ve dilinden güvenilir olan, hiç kimseye kötü söz söylemeyen, kimsenin kalbini kırmayan, herkese yardım eden, tatlı dilli, güler yüzlü, alçak gönüllü bir mümin olmalıyız. Bu güzelliğimizi de etrafındaki insanlara tebliğ etmeliyiz. İşte biz o meyvenin, o dağcın meyveleri olarak bugün Efendimiz'i anlıyoruz. Onun hayatını okuyup anladık olmaz. Okuyacağız, anlayacağız ve onun hayatını hayatımıza hayat kılacağız.
Kur'an-ı Kerim'i okuduk, olmadı. Anladık, olmadı. Kur'an-ı Kerim okunmak için gönderilmemiş. Anlaşılmak için de gönderilmemiş. Kur'an-ı Kerim okunup, anlaşılıp, hayatta hayat kılınmak üzere gönderilmiş. İşte o zaman Kur'an'ı hayatımıza hayat kıldığımızda işte biz bugün ruhu revanı Muhammediyi hoşnut etmiş oluruz. Kutlu doğumunu kutladığımız Resulü Zişan Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlerden hoşnut olsun inşallah. Onu hep analım, hep anlayalım. Hayatını, prensiplerini kendimize prensip yapalım. Efendimizin sünnet-i seniyesini yaşama ona ümmet olmanın gereğidir. Bir önemli zata kurtuluş reçetesi nedir diye sorulunca dört hatveden bahsediyor. Bir, imanı billah, inanılması gereken şeylere inanmak, iman. İki, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Üç, Allah'ın haramlarından, akrepten, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçınmak. Dört, bütün bu emir ve yasakları bize getiren, Kur'an-ı Kerim'in insan şeklinde görüneni, sevgililer sevgisinisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine uygun bir ömür yaşamak, gayret etmek. Allah bu gayrette bizleri daim etsin. Allah hepinizden razı olsun. Bu geceyi bir duayla da taşlandıralım inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke ente semiul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة سؤال القرآن العظيم وببركة آيات القرآن العظيم وافنا يا كريم وافنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين Kutlu doğumunu kutladığımız sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anma adına icra olunan bu merasimi dineyi mübarek ve müteyemmim eyle ya Rabbi. Onu anma adına senin huzuruna geldik. Sana arz-ı ubudiyette bulunuyoruz. Sana kulluğumuzu ifade ediyoruz. Bizleri kulluğuna kabul buyur ya Rabbi. Kutlu doğumunu kutladığımız Efendiler Efendisi, bizim Efendimiz Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bizleri ümmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onu seviyoruz. Onu sevmek bizim için gıdadır, bizim için hayattır. Bu gıdadan ve bu hayattan bizleri mahrum bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, onun bize bıraktığı değerleri hayatımıza hayat kılmaya muvaffak eyle. Onun sünnet-i seniyyesine uygun bir ömür bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Bundan 1400-1500 sene evvel birbirlerinin başını vuran, birbirlerine kin, gayız ve öfkeyle bilenen, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, kadınların insanlığı tartışıldığı bir dünyaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir güneş gibi doğdu. Oradaki bütün karanlıkları dağıttı. Kız çocuklarının elinden tuttu. Başına sorguç yaptı. Cennet anaların, kadınların ayağında, ayağının altında olduğunu ifade buyurdu. Kime iyilik edeyim dendiğinde üç kere anneye, bir defa babaya demek suretiyle annenin kadrini, kıymetini yüceltti. İnsan yerine konulmayan bir dünyada başa sorkuç yaptığı ve kavgaların yüzyıllarda devam eden Evs ve Hazreç arasındaki kavgayı bitirip sulh ve sükuna getirdiği, adının harp olduğunu ifade eden kişiye harbin yani savaşın isim olmayacağını, onun isminin Silm daha uygun olduğunu, bundan sonra senin adın Silm olsun demek suretiyle barış anlamına gelen Silm ismini veren sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vesilesiyle o günkü kapkaranlık dünyayı aydınlattığı, insanları zulmetten nura kavuşturdu. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan 1400-1500 sene evvel Arap Yarımadası'ndaki kavgaları bitirip barışı, kardeşliği, sulh ve sükunu, sevgi ve şefkati bina ve ikame etmişse ya Rabbi,
bugün de onun ruhaniyetiyle, onun manevi eliyle Türk'ün, Müslüman Türk milletinin, Yağız Türk milletinin sırtına elini koymasını, başını okşamasını lütfeyle, onun vesilesiyle bu güzel insanlarımızın, bu güzel ülkemizin, güzel insanların kalplerini, gönüllerini telif eyle ya Rabbi. Bizleri o Habibi Edib'in hürmetine kardeş eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremin. Bugün ülkemizde, ülkemizin güzel insanların adına değişik adlar ve namlar altında çizgiler çizilmeye, ayrıştırılmaya, birbirlerine düşman edilmeye çalışıldığı bir dünyada Allah'ım münafıkların nifaklarını ters yüz et. Aramıza fitne tohumları ekmeye çalışan hainlere fırsat verme. Islahları mümkünse ıslah eyle. Islahları mümkün değilse ve senin iradeyi kudretin, iradeyi külliyen onların mümin olmalarına gerektirmiyorsa mümin olmalarını engelse ya Rabbi, onları sana havale ediyoruz. Sen gereğini yapıver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ekremel Ekremin. Memleketimize, milletimize, dinimize, devletimize dirlik, düzen ver. Huzur ve mutluluk ver. Habibi Edibi'nin kutlu doğumunu kutladığımız şu mübarek akşamda hastalarımıza şifa, dertli kullarına deva, boşlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Her kimin ne muradı varsa lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, o Habibi Edib'in hürmetine ülkemizde çoluk çocuğumuzu, gençlerimizi aldatıp dağlara çıkaran ve milletimize silah çektiren hainlerin ıslahı mümkünse ıslah eyle, ıslahı mümkün değilse sana havale ediyoruz, sen muhafaza eyle ya Rabbi. Onların ağlarına düşen yavrularımızı kurtar, anne babalarına kavuştur, devletimizin, milletimizin müşfik kucağına gelsinler, himaye olsunlar, sana mümince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmetçe bir hayat yaşasınlar ya Rabbi. Ya Rabbi çoluk çocuğumuzu ıslah eyle, neslimizi ıslah eyle, kazançlarımızı bereketli eyle, helal eyle, haramdan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı setleyle ya Rabbi. Ayaklarımızı yolundan kaydırma ya Rabbi. Günahların kiriyle bizleri kirlendirme ya Rabbi. Kirlenmişse o kirlerden şu mübarek gece hürmetine bizleri arındırıver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, bizlere merhamet eyle. Anne babalarımıza merhamet eyle. Hocalarımıza rahmet eyle. Kardeşlerimize, akrabalarımıza rahmet eyle. Bize emeği geçip bizi yetiştiren ölen hocalarımıza rahmet eyle. Dünyada olanlarına hayırlı, bereketli, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Kardeşlerimiz 105.500 adet Fatiha-i Şerife, 105.500 adet İhlas-ı Şerif, 90.383 adet Salavat-ı Şerife, 100.000 Besmele, 181.300 Tevbe-i İstiğfar, 109.000 Kelime-i Tevhid, 2 Hatim, Yasin-i Şerifler ve diğer birçok evrad-ı ezkarla senin huzuruna geldik. Bütün bunları bizden kabul buyur ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat, hulasa-i kainat, rehber-i ekmelimiz Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediyeledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bütün Enbiya-i İzam ve Resulü Kiram'ın erbabına, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın âlinin, ashabının, tabiinin, tebe-i tabiinin, ulemanın, sülhanın, fukahanın, şehidanın ve kâf-i ehl-i imanın erbabına hediyeledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bu merasimimize yakından uzaktan teşrif edip dualarımızı amin diyen bu kardeşlerimizin de gelmiş geçmişlerine, bir umum gelmiş geçmişlerimize, gelmiş geçmişlerimizin ruhlarına hediye iledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu kelime-i tevhidleri, ihlas ve diğer bütün güzellikleri okuyan kardeşlerimizin de ebediyete intikal eden bir cümle gelmiş geçmişlerine vahne hediye iledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Bu okunan ihlas-ı şerifler, fatihalar, salavat-ı şerifeler, besmeleler, tevbe-i istiğfarlar, kelime-i tevhidler, hatimler, yasinler, diğer bir umum evrad-ı ezkar hürmetine, bize gönderdiğin kitab-ı kerimin hürmetine,
bugün kutlu doğumunu kutladığın Habibi Edib'in sevgililer sevgilisi Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ülkemize, milletimize, dinimize, devletimize kast edenlere fırsat verme ya Rabbi. İslam aleminde gaileler açmaya çalışanlara, Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da, Myanmar'da, Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da, Filistin'de, Çeçenya'da, Urumçi'de, gök bayrağının dalgalandığı Doğu Türkistan'da, Afrika'da, dünyanın muhtelif yerlerinde Müslümanların başına gaileler açmaya çalışan hainlerin tuzaklarını boz ve başlarına çeviriver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Ülkemize de karıştırmaya çalışan, ülkemizin de dirlik ve düzenliğini bozmaya çalışan hainlere fırsat verme ya Rabbi. Zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Ülkemizi, milletimizi, dinimizi, devletimizi idare eden devlet adamlarımıza, ülkemizin, dinimizin, devletimizin ve milletimizin hayrına isabetli, doğru kararlar almalarını nasip eyle. Yanlışlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemizin birlik ve dirliği adına, huzur ve mutluluğu adına can siperhane mücadelede bulunan askerimize, polisimize, devletimizin bütün birimlerine, ülkemizin bütün insanlarına, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, bütün insanlarımıza, iş adamı, işçisiyle, esnafıyla, köylüsüyle, kentlisiyle, bütün insanlarımıza yardım eyle ya Rabbi. Ürünlerimize bereket ver, kazançlarımızı bereket ver, ömrümüzü bereketlendir. Toprağa düştüğünde cenneti netice verecek, tohuma dönecek bir ömür bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ez cümle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır adına senden ne istemişse biz onları istiyoruz lütfeyle. Sığındığı her türlü şerden ve şerareden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Bu güzel programın tertibine vesile olan Eroğlu Spor ailesi adına, orada çalışan bütün kardeşlerimizden de razı ol. Onların geçmişlerini de bu güzel merasimi diniyeden haberdar ve hissedar eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şüphesiz sen bütün duaları işiten ve kabul edensin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya mine vahille. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala. El-Fatiha. Tekrar kandilinizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak nice kandillere, nice güzel günlere erdirsin inşallah. Sayın Müftümüze çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimize, biz de geldiğiniz için biz de çok teşekkür ederiz.